Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı, sizlerin desteğiyle hazırlanan canlı değil ama mecburen canlı gibi olan videomuza hoş geldiniz. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Yani hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalımız 35 bin aboneye ulaştı. Hem de müthiş bir atılımla. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sevgili Erkan Çakmakçı kardeşime buradan selamlar olsun Mersin'den. Başta bu kardeşimizin babası olmak üzere bütün hastalarımıza Rabbim şifa versin. Kardeşimizin babası arka arkaya bayağı ameliyatlar geçirdi arkadaşlar. Hem de çok kısa süre içerisinde. Başta bu kardeşimiz olmak üzere bütün hastalarımıza dualarınızı eksik etmeyin. Allah hepinize şifalar versin. Ama şunu söyleyeyim. Şu kanala kim ne kadar abone getirirse Rabbim o kadar muradını yerine getirsin. İnşallah daha getirmeye devam edenlerinkini de getirsin. Ben çok memnunum. Çok mutluyum arkadaşlar. Özür olarak söylemeyeyim ama bir bilgilendirme yapayım. Normalde canlı yayın açacaktım 35 binde ama bu seferli kendi ailemle yani eşim ve çocuklarımla bu sevinci kutlamayı tercih ettim. Siz de benim bir ailemsiniz ama bu seferli kendi ailemle yani kağıt üstündeki ailemle ve gönül bağı olan ailemle yaptım ama sizlerin de ayrı bir gönül bağı var. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok uzattım biliyorum hemen başlayayım. Fenerbahçemizde biliyorsunuz sakatlıklar bulunan Osayi Semih ve Rodrigo Becao'dan güzel haber gelmişti. Daha güzel haber şu, Maribor maçında ikisi de yoklar. Samsunspor maçında ikisi de görev verilmesi halinde ilk 11'deler arkadaşlar. Bu güzel müjdeyi vereyim. Fenerbahçemizde Gaziantep Futbol Kulübü maçında filelere havalandıran Edin Dzeko, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan en yaşlı yabancı oyuncu olmuş. 37 yaş, 148 gün. Ama benden daha genç duruyor. Gerçi hemen hemen aynı yaştayız. Neyse. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında 15 artı maçlık yenilmezlik serisi yakalayan 3. yeni teknik direktör, 3. yerli teknik direktör olmuş. Aykut Kocaman 27 ve 15 maç üzerindenmiş. Sabri Kiraz 17 maç, İsmail Kartal da 15 maç diyor. İnşallah Aykut Kocaman'ın rekorunu egale eder. Bu arada sevgili Ulaş abi çok ince bir şey bulmuş. Ben yani bu detayı kaçırmışım. Aslına bakarsanız veriyi verip kaçırmışım. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçemiz ilk lig maçında taraftarından böyle top oynanır demesine rağmen 4.20 XG yani gol beklentisi yakalamış. Yani Fenerbahçe'nin ilk lig maçında gol beklentisi 4.20. Hocam bunda ne var ki biz bayağı gol atıyorduk yani Jesus döneminde 6-7 tane sallıyorduk. Jorge Jesus yani bana sorsanız yani Fenerbahçe tarihindeki en efsane hocalardan biri derim. Özellikle ilk maçlar falan. Jorge Jesus'un rekoru 3.97'ymiş arkadaşlar. Yani hücum futbolu dediğimiz Jesus 3.97. Beğenmiyoruz dediğimiz İsmail Kartal 4.20 yapmış. Çok ilginç değil mi futbolun adaletini? Bu arada Fred antrenman performansıyla gözleri doldurmuş. İsmail Kartal hazır bulmuş oyuncusunu ve çok memnunmuş. Sevgili Sercan Hamzoğlu diyor. Cengiz Ünder de hazır geldi. Antrenmanlarda Cengiz'e duran top organizasyonu ve kanat ortaları çalıştırılıyormuş. Yani bu da beni sevindirdi. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Şans verilmesi halinde her iki futbolcu da Samsunspor maçında oynayabilirler. Maribor maçında kadrolar önceden verildiği için değişiklik olmuyor. Hocam son 24 saatten önce ekleyemiyoruz. Bilginiz olsun. Ama şu olması bile güzel. Fenerbahçe Gaziantep demişken bir iftira attılar Selahattin Baki için. Algıcı karısı algıcı arkadaşlar. Selahattin Baki açıklama yapmış. Gaziantep Futbol Kulübü maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ile devre arası görüştüğüm yönündeki iddiaların hepsi yalan haber. Maç önü Ahmet Bey, Ahmet Ketenci ile gidip hakemlere başarılar diledik. Maç öncesiydi. Devre arası olduğu söylenmiş. Bu bile yalan. Ben devre arasında protokol tribünündeydim diyor. Hayatları yalan. Hayatları yalan. Yani onlara kalsa Neymar alacaklar ama Al Hilal Neymar almış. Beşiktaş Milot Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı haberleri var. Beşiktaş bir şeyler açıklamış. Rashica gelip imza atacakmış. Kartal pençesi hareketi yapmış. Galatasaray'da bunun üzerine sizi hocamıza söyleriz. Amerika çarpar. Bir dakika haber karışmış. Ha, Yusuf Demir İsviçre ekibi Basel'e kiralanmış. Süperstar. Milyon euroluk çöp. O mu kiralanmış? Milyon euroluk çöp. Öyle söylüyorlar. Fenerbahçe 5-6 milyon euro verince çöp.
Galatasaray 6 milyon euro verince süperstar. Rapid Wien'den Galatasaray 6 milyon euroya bu çöpü aldı. Fenerbahçe de Osterwolde'yi aldı. Onlar Osterwolde'ye çöp diyorsa bu çöp oldu çöp. Neyse, bu bize alakadar etmez. O kadar da yangın yaptılar. Yok şöyle böyle. Sırf bu çocuk için kural çıkarttırdılar. İşte. Neyse, ben şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın gönlü zengin, eli açık sponsorları bonservisli transferlerde niye sponsor olmuyorlar? Hani merak ediyorum. Sözleşmesi elinde oyunculara sponsor falan deyip şeyler yapıyorlar ama istikrarlı kanatlarını da Beşiktaş'a kaptırmış oldular. Beşiktaş 3 numaralı kulvardan hareket etmeye başladı yani. Haberiniz olsun. Galatasaray demişken yine bir şey söyleyeyim. Serhat Uluyeren diyor ki konuştuğum Galatasaraylı futbolcu bana Muslera takımın en sinsi oyuncusu demiş. Olur mu canım beyefendi Muslera? Gidip rakip takımın kalecisini falan döver ama en efendi kalecidir. Abi bizim Fenerbahçe taraftarı da bazısı acınası halde gidip Muslera PR'ı kasarlar. Neyse, en sinsi oyuncusu demiş. Okan Buruk'un bu sene Muslera'nın son senesi demesi Muslera'nın canını acıtmış. Muslera'nın kara listesinde Okan Buruk varmış. Fenerbahçe maçında falan inşallah hatalı goller falan gir. Sıra demişken ya ben Kerem Aktürkoğlu'nun 2 maçtır performansına bayılıyorum. İnanın takımını satmak istese bu kadar kötü oynamaz. Orada bir olay var ama ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Orada bir olay var. Ama çözemedim yani. Çözemedim. Bir enteresan bir olay var orada. Neyse, bize alakadar etmez. Galatasaray Zaniolo'yu 78 milyon euroya satıyormuş. Ben Zaniolo olayını da açıklayayım mı size? Bir de benden dinleyin. Şimdi merak edip baktım Aston Villa'ya. Tipik 4-2-3-1 oynuyorlar. Kadrodaki kanat oyuncularına bakın. Bu kadroya girmesi, sezonda 3000 dakika falan oynaması imkansıza yakın. Çok çok. Takımının konferans liginde olmasa, eğer yani Aston Villa'ya gidecekse, hülle mülle fark etmez bir şekilde gidecekse, o yani Aston Villa'nın konferans liginde olması. Niye hülle dedim? Çünkü Fenerbahçe'nin her transferine WhatsApp çetesi hülle diyor. Kişi kendinden bilir işi. Yani hülleyle işi olmayan niye milletinkini hülle desin? Neyse. Konferans liginde takımın olması bir avantaj. Ama kanat olarak alınıyorsa o kanatlar varken imkansız. Sağ kanada 55 milyon euroya daha geçen Diaby'yi almışlar. Ki herifi de oynatıyorlar. O da ayrı mesele. Şimdi Zaniolo için 15 milyon euro bonservis verilmiş. Peki bonuslar ne? Bakın ben size bir şey hatırlatma yapayım. TV yüze konuşan Erden Timur. Rakamlar 5 yıl vadeli 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon ödeyeceğiz diyor. 15'i 5 taksit. Anlaşıldı. Bonuslar. Asıl burası önemli. Bak burada var ya, şeytanın aklına gelmeyecek bir şeytanlık var. Bonuslar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez son 16'ya kalırsa 1 milyon euro. Etti 1. Çeyrek finale kalırsa 1 milyon euro. Etti 2. Yarı finale kalırsa 1 milyon euro. Etti 3. Falan. 526 bin euro milli takımda oynayıp yarı finale kalırsa etti 3,5. Kolay olsun. Bunları topluyorsun, sonra 30 ediyor. 15 verdin, 3,5 daha 30 ediyor. Ama matematik öğretenin... Neyse, devam edelim. Türkiye Kupası'nda madde var mesela. Orada zaten oynatmıyorsunuz diyor. Elendiler ya geçen sene. Final oynarsa 1 milyon euroymuş, etti 4,5. Ballon d'Or alırsa 1 milyon euro, etti 5,5 milyon euro. Bonusların olma ihtimali %10 falan demiş. 5,5 milyon euroya. Bonuslar çıkınca maliyet 15 milyon euro demiş. Bunları topluyorsun, sonra 30 ediyor. Bonusları çıkınca 15 ediyor. Merakımdan soruyorum. Kalan 10 milyon, yani 9,5 milyon euroluk bonus ne bonusu? Yine neyin hilesi, hurdası, gizlemesi, saklaması? Menajeri algısı şu su bu. Maliyet 15, bonuslarla 30 oluyor. Yani 5,5 milyon euro bonus saydın. Toplamda 30'dan çıkınca 15 kalıyormuş. Demek ki toplam ödenen ücret aslında 25 milyon euro. Demek ki Galatasaray 25 milyon euroyu vermiş. Hatırlayın bak, bu cümleler de çok şey saklı. Yani bazı söylentiler vardı. Galatasaray şampiyon olsa 5 milyon euro bonus verecekler diye. Bilmem şu kadar gol atarsa, şu kadar maçta oynarsa 5 daha verecekler diye. Demek ki doğru bunlar. Umarım da doğrudur. Son olarak da şunu söyleyeyim. Roma bunları söğüşlerken bir madde ekletmiş. Transfer karının %20'si Roma'ya gidecek diye. Yani atıyorum Zaniolo 30'a gitti diyelim. 25 kerizler ödedi. Bu kerizlik ödetmiştir 25. Değil mi? 25 ödedi. Kalan 5 milyon euronun da 1 milyon eurosu yine Roma'ya gidecek.
Yani 26'ya futbolcu alıp 4, 30 milyona satmış olacaklar. Satabilirlerse. Tabii 6 aylığına verilen 4,5 milyon euro maaş artı bu senenin başından beri verilen 1-1,5 milyon euroluk maaşı saymıyorum. Hadi maaş bizden olsun. Anladınız mı? Algı nasıl yapılır? İşte Galatasaray algısı böyle bir şey. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Süper Lig'in birinci haftasında en çok top kapan futbolcu kim? Szymański. 5 kez de. 5 kez de en çok top kapan futbolcu Szymański arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Fenerbahçe'nin 10 numarası. Kulislerde ne konuşturuyorlar? Aman! Szymański topçu mu? Biz istedik almadık. Biz alsak şöyle yapardık. Biz beğenmedik almadık. Yok ya. Lan siz hayran kaldınız lan. Aşık oldunuz lan futbolcuya. Siz ne saçmalıyorsunuz? Geçiniz şunu ya. Geçiniz abi. Geçiniz bak beni sinirlendirmeyin. Enteresan şeyler konuşurum. Var ya öyle enteresan şeyler konuşurum. Yedi yerinden oynar. Ben o kadar söyleyeyim size. Yedi yerinden oynar. Ondan sonra demeyin bana. Şimdi var ya diğer haberi hangi haberi konuşacağımı şaşırdım. Allah bak o kadar Zaniolo konusunda o kadar şoktayım ki. Arao. Yolu açık olsun William Arao'nun. Ben üyelerden özür diliyorum. Çarşamba günü salı günü itibariyle kesinlikle kap gelecek dedim. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle ayrılacaktı. Kap gelecekti. Gelmedi. O da beni sinir etti. Yine Mustafa Hoca kap duyumunda yanıldı oldu. Şimdi Arao işi bitti. Ve resmi açıklamanın artık gelmesini bekliyoruz. En az 3 milyon euro gelir elde edilecek diyor Yağız Sabuncuoğlu. William Arao'dan. Diğerleri Arao'nun duyurulmasını bekledi. Sadece ben değilim yani dün bekleyen. Bunu da söyleyeyim. Panathinaikos. Arda bir ben Fenerbahçe Panathinaikos'un William Arao için yaptığı 3 milyon euroluk teklifi kabul etti diyor. Anlaşma yapıldı. Arao kimisine 2,5 milyon euro diyor. Yurt dışı kaynaklar. Panathinaikos Fenerbahçe'den 2,5'a alacak diyor. Brezilya'ya 2025'ten sonra dönmek istiyormuş. Şimdi gitmek istemiyormuş. Sercan Hamzoğlu Arao 2,5 milyon euro bandında satılacak diyor. Pazarlıktan önceki halini söyledi. Pazarlıkta daha da artmıştır o diye düşünüyorum. Hocam Arabistan'a gitse daha iyi değil miydi? İşte en uyuz olduğum, en ayar olduğum nokta o. Fenerbahçe'deyken bile Jesus'un hani yalakalığını, yalamalığını yapan arkadaş Jesus'un takımından teklif gelince orası Arabistan diye gitmiyorsa bu karakterde ciddi bir sıkıntı olduğunun işareti. Karakterde çok ciddi bir sıkıntı var. Arabistan'dan teklif var. Görüştük, ettik. 6 milyon euro hatta 8'e kadar çıktılar. Bonuslarla 10'a çıkacak bir teklif sundular. Kabul ettik. Bu arkadaş kabul etmedi. Ve Yunanistan'dan gelen acil teklif arkadaşın fikrini değiştirdi. Avrupa'da kalmak istiyorum falan filan dedi. Şimdi sayfanın birinde şey gördüm. Fenerbahçe Arao'yu 3 milyon euroya satarsa alış fiyatı 51 milyon TL. Satış fiyatı güncel kurla 89.400 bin TL. Toplam kar 38.400 bin TL. 1.3 milyon euroymuş. Böyle bir zihniyet, böyle bir zeka, böyle bir anlayış yani olamaz. Az önce Zaniolo'daki Galatasaray'ın söğüşlenme olayını anlattım ya. Şuna inananlar, şu cümleleri teselli olarak bulan arkadaşlar da söğüşlenmeye çok müsait. Ya geçin. Senin o gün 3 milyon euroya o kadar ihtiyacın var ki. Mustafa Wernicke 1.8, işte 1.4. Sosyal medyaya göre 2.8. Tamam 2.8 diyelim. Samet Akkaydın 3.7 ne yaptı abi? 5-6.5 diyelim. Birini daha aldık. Luan Perez 5.küsür. 11.12 diyelim. Lan Bekao'ya 8 istediler. Vicdansızlar. Bekao'yu 8 alsaydın. Bekao, Talai, Serdar Aziz. Lan bir tane boşta bir stoper de bulur. 4. stoper yapardım. Vicdansızlar. Gidip içine ettiniz. Onu hesaplayın. Bak ben bir şey diyeyim size. Yani Bekao Gaziantep maçında biraz sakat sakat oynadı gibi bir durum var. Kütür kütür Bekao size var bir Kim Min-ji etkisi uyandırmasa da Kim Min-ji'nin yerini doldurma etkisi uyandıracak. Onu belirteyim. Yani bunlara kanmayın. İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, Çağatay Kurukalıp'ın kulübümüze kiralanmasında her türlü kolaylığı sağlayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a desteklerinden dolayı çok teşekkürler demiş. Arkadaşlar pilot takım kolay bir şey değil.
yöneteceksin, idare edeceksin, pozisyona sahip çıkacaksın, ona sahip çıkacaksın, buna sahip çıkacaksın falan filan. Ama dost yaparsan takımını, Emir Ortakay'a arkadaşlar Kocaeli Spor'la Emre Demir konusunda bayağı görüşmeleri ilerletmiştik. Şimdi Emir Ortakay'a konusunda görüşmeleri ilerlettik. Kocaeli Spor kısa süre içerisinde Emir Ortakay'a açıklarsa şaşırmayın. Yani çok kısa süre içerisinde. Emre Demir konusunda da yani ciddi adımları vardı. Görüşmeler tıkandıydı ama bakalım ne olacak. Ve Gustavo Henrique, onu da soracaksınız. Yani Gustavo Henrique. Arkadaşlar Gustavo Henrique'de şapkadan tavşan çıktı. Sürpriz yumurta çıktı. Civciv çıktı, kuş çıktı. Gustavo Henrique'ye hiç olmadık bir yerden, Brezilya'dan olmadık bir teklif geldi. Bu teklifi ben yapsam Mustafa Hocam Fenerbahçe'yi çok sevdiğin için yaptın dersiniz. Bu teklifi yapan Brezilya kulübüne ben teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten teşekkürlerim. Ya siz ne güzel kulüpsünüz. Ne müthiş kulüpsünüz. İnşallah şampiyon olursunuz. İnşallah şampiyon olursunuz. O kadar güzel bir kulüp. O kadar güzel bir kulüp. Müthiş bir kulüp. Vallahi çok ilginç. Bir de Miguel Crespo. Crespo için de şunu söyleyeyim. Crespo'nun temsilcisi resmi olarak oyuncuyu Genoa'ya önermiş. Genoa da bunun üzerine Fenerbahçe'ye 3,5 milyon euroluk bir teklif yapmış. Sevgili Reşatçı'yıma da burada. Yanlar olsun. Biz yüksek bir bedelle acaba satamaz mıyız? Yani Crespo ile Fenerbahçe'nin bağı koptu. Ben size gizli kadro dışı dedim. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'de farklı kadro dışları da var. Nedir farklı kadro dışları? Farklı kadro dışları şu. Osterwolde'yi isteyen bir kulüp var. Ve bu kulüp, Osterwolde'yi isteyen kulüp, yani güzel bir teklif sunuyor. Ve biz açıkçası Osterwolde'den hani hem yabancı kontenjanı hem Türk kontenjanı falan filan derken bir ayrılık olabilir diyeyim. Rıdvan Yılmaz diye bir oyuncu var. Şektaş altyapısından yetişen oyuncu Glasgow Rangers'a gitmişti. Glasgow Rangers ligde Glasgow Rangers servet maçını oynadı. 2-1 kazandı. Bunda 1-1 berabere kalıp bir üst tura çıktı ama Rıdvan Yılmaz enteresan bir şekilde kadroya alınmıyor. Şimdi arkadaşlar sosyal medyada yok. Herhangi bir duyumcudan almadım. Benim de herhangi bir duyumum yok. Ama ister misiniz Osterwolde'yi gönderelim. Zorunlu satın alma opsiyonunu. Rıdvan Yılmaz'ı da kiralayalım. Hocam Fenerbahçe'yi hiç sevmiyor. Fenerbahçe düşmanı o. Ya biz geçmişte ne Fenerbahçe düşmanları gördük. Ben Mehmet Topuz'u şahsen tanırım. Şahsen tanırım Mehmet Topuz'u, bilginiz olsun. Sülalesi Beşiktaşlıydı. Şimdi sülalesi Fenerbahçeli. Kimi yeğeni altyapıya gidiyor, kimi yeğeni orada görev alıyor, kimi yeğeni akrabası orada çalışıyor. Şu anda sülalesi bir Fenerbahçeli. Olmaz olmaz demeyin. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tamam. Benim aktaracaklarım bu kadar. Yani 3 tane çöp demeyeyim de 3 oyuncunun gidişini, hatta belki de 4 yok. Emir'i say 5, Emre Demir'i say 6. Servolde'yi de saydım. 6. Belki 6 kişinin gidişini, 1 kişinin gelişini müjdeledim. 6 giden, 1 gelen müjdesi verdim belki de. Bakalım hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Kanalımız sizlerle tekrar tekrar coşuyor. İyi ki bizimlesiniz arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.